Merhaba arkadaşlar. Bu videoda vergisiz alınabilecek cep telefonlarıyla ilgili çok önemli bilgilerle karşınızdayım. Videoyu oldukça sade bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Bu telefonları kimler alabilecek? Hangi telefonları kapsıyor? Telefonlar alındıktan sonra ne şekilde kullanılacak? Tüm bu soruların cevabı bu videoda sizlerle olacak. Ulaştırma Bakanımız bugün bir açıklamada bulundu. Belirlenen bazı şartlara uyan kişilerin vergi ödemeden cep telefonu alabileceğini söyledi. Yapılan bilgilendirmeye göre bu imkanlardan bazı öğrenciler faydalanabilecek. Bu öğrenciler Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, üniversite öğrencileri ve yüksekokul öğrencileri şeklinde belirlenmiş. Üzülerek belirtmeliyim ki lise öğrencileri bu haktan yararlanamayacaklar. Bu şekilde bir sınır getirilmiş, vergisiz alınabilecek cep telefonlarına yönelik yapılacak indirimler KDV ve ÖTV vergileri üzerinden yapılacak. Bu hakka sahip olan kişiler KDV, ÖTV vergilerini ödemeden oldukça uygun fiyatlara cep telefonu alabilecekler. Vergisiz alınabilecek telefonların da bazı şartları uyuyor olması gerekiyor. Yani öğrenciler dilediği telefonu alamayacaklar. Bir takım sınırlamalar getirilmiş. Alınabilecek telefonlar Türkiye'de üretilmiş ya da Parçaları Türkiye'de montajlanarak satışa sunulmuş, yerli telefonlar arasından seçilebilecek, bunun yanında belirlenen bir fiyatı aşmayan telefon modelleri alınabilecek. Yani seçilecek telefonun bir üst fiyat sınırlaması yapılmış. Alınan telefonlara bir kullanım şartı getirilmiş. 2 yıl boyunca bu telefonlar satılamayacak. Bunun yanında yalnızca alan kişinin kullanabileceği bir önlem alınmış. Nasıl ki yurt dışından getirdiğimiz telefonları pasaporta işlettikten sonra yalnızca o kişi kullanabiliyorsa buna benzer bir kullanım sınırlandırması getirilmiş. Şimdi alınabilecek bazı telefon modellerinden bahsetmek istiyorum size. Listemin ilk sırasında General Mobile GM24 Pro var. Bu cihaz ülkemizde en son çıkan yerli telefonlardan biri. Cihazın genel özelliklerine hızlıca bakarsak gri gölge ve beyaz kuğu olmak üzere 2 renk mevcut. 8 GB artı 8 GB genişletilmiş RAM şeklinde 16 GB'a kadar RAM miktarı sunuyor. 256 GB dahili hafızaya sahip. 1 TB microSD kart desteği mevcut. Arka kapağında punch hole cam kullanılmış. 394 ppi piksel yoğunluğunda. 1080'e 2412 piksel çözünürlükte. 6.7 inç Full HD Plus AMOLED ekrana sahip. Ekran tazeleme hızı 120 Hz ve bu oldukça iyi bir değer. Corning Gorilla Glass 5 ekran özelliği mevcut. Always On Display moduna sahip ve ekranı 500 nit parlaklıkta. Bu da yine iyi bir değer diye düşünüyorum. %94'ten fazla ekran gövde oranına sahip ve 1 milyardan fazla renk uzayına sahip. Renk doğruluğu oldukça iyi bir orana sahip. Çip kısmına bakarsak 6 nanometre iş işlemci mimarili 2.2 GHz 8 çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemciye sahip. Kamera kısmında ise yapay zeka ile 108 megapiksel görüntü elde edilebiliyor. 1.8 diyafram açıklığında 50 megapiksel ana kamera 2 megapiksel ikinci arka kamera ve derinlik kamerası mevcut. 30 fps'de 2K video kaydı yapılabiliyor. 16 megapiksel bir ön kameraya sahip. Yine ön kamera Full HD, HD ve VGA çözünürlüğünde 30 fps'de video kaydı yapabiliyor. Batarya kısmında ise 5.000 miliamper saatlik bir batarya mevcut. 33 wattlık hızlı şarj cihazı ve kulaklık kutusundan çıkıyor. Aynı zamanda kutudan bir de silikon bir kılıf çıkıyor. Bu güzel düşünülmüş. Bunların yanında cihazda dahili radyo, NFC, ekrana gömülü parmak izi sensörü, yüz tanıma özelliği ve Android 13 işletim sistemi mevcut. Genel olarak cihaz bu şekilde. Cihazın fiyatına gelirsek kendi resmi internet sitesinde ön siparişle 10.299 liraya satılıyor. Bu fiyat ÖTV ve KDV dahil olan fiyat. Eğer bu telefon indirime tabi olursa yarı fiyatına yakın bir fiyata alınabileceğini düşünüyorum. Kesin olmamakla birlikte. Şimdi sıradaki cihaza geçelim. Listemin ikinci sırasında Samsung Galaxy A52 var. Bu telefon 2021 yılında üretilmiş. Ülkemizde parçaları birleştirilerek üretilip satılan bir cihaz. Cihazın ekran özelliklerine bakarsak 800 nit parlaklık, göz koruma kalkanı ve 90 Hz yenileme hızı mevcut. 6.5 inç 407 ppi yoğunlukta Corning Gorilla Glass 5 ile korumaya alınmış süper amoled bir ekrana sahip. Ekran gövde oranı %85'e yakın. Yine bu cihazda da Always On Display mevcut. Kamera özelliklerine bakarsak makro, ultra geniş açılı kamera ve derinlik kamerası mevcut. Bunun yanında 64 megapiksel, 1.8 diyaframlı, OIS destekli Ana kamera mevcut. Ana kamera 4K 30fps 1080p 30-60fps video çekebiliyor. Ön kamera 32 megapiksel fotoğraf, 4K 30fps 1080p 30fps video çekebiliyor. Suya ve toza dayanıklılık için cihazda IP67 koruma sertifikası mevcut. Yine 25 watt kablolu hızlı şarj ile 30 dakikada %50 şarj olabilen 4500 miliamper saatlik bir batarya mevcut. Cihazda 8 nanometre mimarili Snapdragon 720G işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi mevcut. Hafıza kartı ile de yine 1 TB'a kadar artırılabiliyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörü, FM radyo, 3.5 mm kulaklık ve stereo hoparlör sistemi cihazda mevcut. Bu arada cihaz Android 11 ile geliyor. Sanırım Android 13'e kadar güncelleme alacak. Güncel fiyatına bakarsak yaklaşık olarak 11-12 bin TL bandında satılıyor. Eğer bu telefon da yine indirimli alınabilirse 6-7 bin TL'ye alınabilir diye tahmin ediyorum. Bunlara ek olarak yerli markalar tarafından üretilen ve yabancı şirketler tarafından Türkiye'de üretilen yerli akıllı telefon marka ve model isimlerinden bahsetmek istiyorum. Bu bilgileri shiftdelete.net internet sitesinden derleyerek hazırladım. Bu marka ve modellere de yine karşılaştırma yaparak ayrıntılı olarak inceleyerek bakabilirsiniz. Genel olarak vergisiz cep telefonu alma ile ilgili çoğu soru işaretini giderebilecek bir video hazırladığımı düşünüyorum. YouTube kanalım siz değerli izleyenlerim sayesinde büyüyecek. Bu konuda bana destek olursanız sevinirim. Videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ya da yorumlarda yazışmanız benim için çok önemli. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.